Merhaba gençler, bu bölümde A kosinüs x artı B sinüs x eşittir c biçimindeki denklemlerin çözümlerini öğreneceğiz. A, B, C sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere A kosinüs x artı B sinüs x eşittir c biçimindeki denklemlere sinüs ve kosinüse bağlı lineer denklem denir. Bu tür denklemlerin çözülebilmesi için c karenin küçük veya eşit olması gerekir a kare artı b kareden. Şimdi biz bu a kosinüs x artı b sinüs x eşittir c denkleminde her yeri a'ya bölersek kosinüs x artı b bölü a sinüs x eşittir c bölü a ifadesini elde ederiz. Buradaki b bölü a yerine tanjant beta yazarsak ve tanjant beta yerine de sinüs beta kosinüs beta yazarsak kosinüs x artı sin beta kos beta çarpı sinüs x eşittir c bölü a ifadesini elde ederiz. Şimdi burada her yeri kosinüs beta ile çarptığımızda kosinüs x kosinüs beta artı sinüs x sinüs beta c bölü a çarpı kosinüs betaya eşit olur. Yukarıdaki ifade de bakın buradaki ifade de kosinüs x eksi beta'nın açılımıdır. Kosinüs x eksi beta eşittir c bölü a kos beta denklemi elde edilir ve bu denklem çözülür. Şimdi 59. örneğimize bakalım. 3 sinüs x artı kök 3 kosinüs x eşittir 3 denkleminin çözüm kümesini bulmamız istenmiş. Şimdi buradaki 3 sinüs x artı kök 3 kos x eşittir 3 denkleminde her yeri 3'e bölelim gençler. O zaman burası sinüs x oldu. Burayı 3'e böldüğümüzde kök 3 bölü 3 kosinüs x oldu. Burayı 3'e bölersek de 1 olur. Şimdi kök 3 bölü 3 biliyorsunuz tanjant 30'a eşit. Kök 3 bölü 3 yerine tanjant 30 yazalım. Hatta tanjant 30 yerine de sinüs 30 bölü kosinüs 30 yazalım. O zaman bakın şu denklemimiz nasıl olacak onu da yazıp bir görelim. Çarpı kosinüs x eşittir 1 oldu. Şimdi bu denklemde her yeri kosinüs x ile çarpacağım. Burası sinüs x çarpı pardon kosinüs 30 ile. Kosinüs 30. Şimdi bu kısmı çarparsak kosinüs 30'lar gidecek. Burası sinüs 30 çarpı kosinüs x olacak. Bu kısmı kosinüs 30'a çarparsak 1 çarpı kos 30'dan kos 30 olacak. Şimdi yukarısına şu ifadeye dikkatlice baktığımızda bu sinüsün toplam fark açılımı. Yani sinüs x artı 30'un açık hali. Şimdi bu denklemimizin başında sinüs yazdığı için buraya da sinüslü bir ifade yazalım. Kosinüs 30'da neye eşit olacak? Sinüs 60'a. Evet bundan sonra sinüste denklem çözümünü nasıl yapıyorduk? X artı 30 bir 60 artı k çarpı 360 yazıyorduk. Bir de x artı 30 eşittir 180 eksi 60 artı k çarpı 360 yazıyorduk. Her ikisini de düzenleyelim. X yukarıdakinden 30 artı k çarpı 360 yapar. İlk bölümden bu ifadeyi elde ederiz. Diğer bölüme baktığımızda 180'den 60 çıktı, 120 kaldı gençler. 30'u da gönderirsek burası da 90 artı k çarpı 360 olur. Evet, şimdi 60. örneğimize bakalım. Kosinüs x artı 1 bölü kök 3 sinüs x eşittir bir denkleminin 0 kapalı 2 pi açık aralığındaki köklerini bulmamız istenmiş. Evet, yine bakın 1 bölü kök 3 tanjant 30'a eşit. Tanjant 30'da sinüs 30 bölü kosinüs 30'a eşit. Ben şimdi bu 1 bölü kök 3 yerine bu ifadeyi yazacağım. Kosinüs x artı sinüs 30 bölü kosinüs 30 çarpı sinüs x eşittir 1 oldu. Şimdi yine her tarafı kosinüs 30'la çarpalım. Burayı da çarpıyoruz. Bu kısmı da çarpıyoruz. Şimdi kos 30'la kos x'i çarptık. Kosinüs x çarpı kosinüs 30 oldu. Şimdi yan tarafı çarparsak gençler kos 30'lar gider. Burası da sinüs 30 çarpı sinüs x olur. Bu kısmı kosinüs 30'la çarparsak burası da kosinüs 30'a eşit çıkar. Şimdi bu formülü dikkatlice incelediğimizde kosinüse ait toplam fark formülü olduğunu görürüz. Kosinüs de biliyorsunuz burası artı olduğu zaman şuraya eksi yazıyorduk. Bu kosinüs x eksi 30'un açık hali. Bu da kosinüs 30'a eşit. Evet, şimdi kosinüsün denklem çözüm ifadesini yazalım. X eksi 30 eşittir 30 artı k çarpı 360'tan. Buradan x eşittir 60 artı k çarpı 360 elde ederiz.
Bir de ne yapıyorduk? X eksi 30 eşittir. Eksi 30 artı k çarpı 360 olarak yazıyorduk. Eksi 30'lar karşılıklı gitti. X de buradan k çarpı 360 olur. Evet, bunlar bizim şimdi genel çözümlerimiz. Ama bizden 0 ile 2 pi aralığındaki çözümlerini istiyor. Şimdi bu ifadede k'ya 0 versek gençler x 60 olur. Şimdi k'ya 1 versek 360 aralığını aşarız. O zaman buradan sadece 60 yani pi bölü 3 radyan kökünü elde ederiz. Şimdi diğerine geçtiğimizde k'ya 0 verdiğimizde x buradan 0 çıkar. K'ya 1 verdiğimizde x 360 çıkar. Ama bakın 360 açık olduğu için bunu alamayız. Buradan da sadece 0 kökünü elde ederiz. O zaman çözüm kümemiz 0 ile pi bölü 3 olur. Evet, şimdi 61. örneğimize bakalım. Kök 2 sinüs x artı kök 6 kosinüs x eşittir. Kök 2 denkleminin çözüm kümesi istenmiş bizden. Şimdi isterseniz önce her tarafı kök 2'ye bölelim. Ondan sonra sorumuzu çözelim. Şimdi her birini kök 2'ye bölüyoruz. Evet, şimdi burada kök 2'ler gitti. Buradan sinüs x ifadesi çıktı. Kök 6'yı kök 2'ye bölersek gençler burası kök 3 kosinüs x olur. Evet, kök 2'nin kök 2'ye bölümü de 1 yaptı. Şimdi kök 3 gördüğümüz yere de tanjant 60 yazalım. Çünkü kök 3 tanjant 60'a eşit. Tanjant 60 yerine de ne yazıyoruz? Sinüs 60 bölü kosinüs 60 çarpı kosinüs x eşittir 1 oldu. Yine bakın bu ifadenin her tarafını kosinüs 60 ile çarparsak burası sinüs x çarpı kosinüs 60 artı. Şimdi burayı çarptığımızda paydadaki kos 60 gidecek. Sinüs 60 çarpı kosinüs x olacak. Evet, 1 ile kosinüs 60'ı çarparsak burası da kosinüs 60 çıkacak. Şimdi bu kısım sinüs x artı 60'ın açık hali. Bu kosinüs 60 yerine de ne yazalım? Sinüs 30. Evet, şimdi buradan x artı 60 eşittir. Bir 30 artı k çarpı 360 deriz. Hemen düzenleyelim bunu. 60'ı diğer tarafa attığımız zaman eksi 30 artı k çarpı 360 olur. Bir de ne yapıyorduk sinüste gençler? X artı 60 eşittir. 180'den 30'u çıkartıp yazıyorduk. Öyle değil mi? Hemen şimdi bunu da çözelim. Burası 180'den 30 çıktı. 150 kaldı. 60'ı da diğer tarafa gönderirsek ne olur? 90 artı k çarpı 360 çıkar. Evet, bir ifademiz bu. Bir ifademiz de bu oldu. Biliyorsunuz k da bir tam sayı. Evet, şimdi 62. örneğe bakalım. Kosinüs x artı sinüs x eşittir 1 bölü kök 2 denkleminin çözüm kümesini bulmamız istenmiş. Bakın burada şöyle düşünelim. Şu sinüsün başında bir çarpı olsa, bir de tanjant 45'e eşit. Tanjant 45'te sinüs 45 bölü kosinüs 45'e eşit olur. Bir gördüğümüz yere bu ifadeyi yazalım. Kosinüs x artı sinüs 45 kosinüs 45 çarpı sinüs x eşittir 1 bölü kök 2 oldu. Şimdi yine her tarafı kosinüs 45 ile çarpıyoruz. Burası o zaman kosinüs x çarpı kosinüs 45 oldu. Evet, ikinci ifadede de bakın kosinüs 45'ler gider. Sin 45 çarpı sinüs x olur. Burası da 1 bölü kök 2 çarpı kosinüs 45 yapar. Şimdi bu ifade kosinüs x eksi 45'e eşit. Şimdi 1 bölü kök 2'yi yazalım. Kosinüs 45 neye eşit? Kök 2 bölü 2'ye. Şimdi kök 2'ler de gitti. Ne kaldı burada? 1 bölü 2. Şimdi alıyorum denklemi. Kosinüs x eksi 45 eşittir. 1 bölü 2 kosinüs 60'a eşit olduğu için eşittir. Kos 60 yazıyorum. Sonra da x eksi 45 eşittir. Bir 60 artı k çarpı 360 yapıyoruz ki buradan x 105 artı k çarpı 360 çıkar. Bir de kosinüste ne yapıyorduk gençler? X eksi 45 eşittir. Eksi 60 artı k çarpı 360 yazıyorduk. Buradan x'i çekersek de eksi 15 artı k çarpı 360 ifadesini buluruz. Her iki ifadede k bir tam sayıdır. Evet, şimdi bu 62. örnekte eğer istersek biz yani ne gibi işte sinüs x artı kosinüs x eşittir a,
ya da sinüs x artı kosinüs x eşittir b şeklindeki denklemleri. Ben ne yaptım? Burada 1 var diye düşündüm. 1 çarpı 1 yerine tanjant 45 yazarak çözdüm. Ama eğer siz arzu ederseniz bunların her iki tarafın da karesini alarak çözebilirsiniz. Ancak her iki tarafın karesini alarak çözdüğümüzde çıkan kökleri denememiz gerekir. Neden? Çünkü hepsi denklemi sağlamayabilir. Biliyorsunuz eksi 1 ile 1 birbirine eşit değildir. Fakat bunların kareleri eşit çıkar. O yüzden kare alarak çözdüğümüz her soruda bu kökleri denememiz gerekiyor. Evet, şimdi biz 63. örnekle devam edelim. Şimdi sinüs x eksi kosinüs x eşittir 1 denklemi verilmiş. 0 ile 2 pi aralığındaki köklerini bulmamız isteniyor. İsterseniz bakın kare alarak da çözebiliriz. Bunu da öyle yapalım hadi. Kare alarak çözelim veya şurada 1 var gibi düşünüp 1 yerine tanjant 45 de yazarız. Ama bu sefer kare alıp çözelim. Sinüs x eşittir kosinüs x'in karesini aldım. Bu da 1'in karesine eşit. Birincinin karesi eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir ne oldu? 1. Şimdi sin kare x kos kare x toplamı biliyorsunuz 1'e eşit. Bu kısımda bakın sinüs 2x'e eşit. Şimdi buradan birler karşılıklı gittiğinde sinüs x de neye eşit çıkar? Sıfıra. Peki hangi açının sinüsü sıfırdır? Sıfırın değil mi? Sonra ne yapıyorduk biz bu sinüste? Bir 2x eşittir. 0 artı k çarpı 2 pi yazıyorduk. Bir de 2x eşittir. Pi eksi 0 artı k çarpı 2 pi yazdık. Şimdi buradan x ne olur? Her tarafı 2'ye bölersek k pi çıkar. Buradan da x pi bölü 2 artı k pi olur. Şimdi bizden 0 2 pi aralığındaki kökleri istediği için şimdi k'ya 0 verelim. X ne çıktı? Pi. Şimdi k'ya 1 versek x pardon 0 verdik mi? X 0 çıktı. 1 verdik mi? X pi çıktı. 2 verirsek 2 pi çıkar. Evet, 2 pi de kapalı aralıkmış. Şimdi buraya gelelim. K'ya 0 verelim gençler. X ne çıktı buradan? Pi bölü 2. K'ya 1 verirsek x ne çıkar? Pi bölü 2 artı pi'den 3 pi bölü 2 çıktı. Bir de k'ya şimdi 2 verirsek buradan da x pi bölü 2 artı 2 pi olur. Ve 2 pi aralığını açtığımız için bunu hesaplamayız. Şimdi bulduğumuz kökleri bir yazalım. 0 pi 2 pi. Pi bölü 2, bir de ne bulduk gençler? 3 pi bölü 2. Ama kare alıp çözdüğümüz için bunların her birini tek tek şu denklemde yerine yazıp sağlamamız gerekiyor. O yüzden ben aslında başka bir yöntem varsa onunla çözmeyi tercih ediyorum. Şimdi sıfırı koysak sinüs 0 0 kosinüs 0 ne oldu? 1. Bakın şimdi 0 eksi 1 eşittir 1 oldu ki bu sağlamıyor o zaman. Pi'yi koysak sinüs pi neydi? 0. Kosinüs pi neydi? Eksi 1. Ha bakın bu denklemimizi sağlar. Şimdi 2 pi koysak 0 ile 2 pi'nin değeri aynı zaten o da sağlamayacak. Pi bölü 2'yi koyalım. Sin 91'di. Kos 90 0. Bakın bu da sağladı. O zaman bunu da alıyorum. 3 pi bölü 2 yerine yerleştirirsem sinüs 3 pi bölü 2 eksi 1 kosinüs 3 pi bölü 2 0. Bakın bu da sağlamadı. O zaman onu da almıyorum. Çözüm ne olacak o zaman? Sadece pi ve pi bölü 2 çıkacak. Evet. Konumuz burada bitti. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.